Arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesindeyiz. Yılın ilk videosunu çekiyorum şu anda. Bu arada Altınoluk tanıtım videomuza geçmeden önce beğenilerinizi ve abone olmadıysanız kanala abone olmanızı bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Dünyada Alplerden sonra en yüksek oksijen oranına sahip ikinci bölge olan Kaz Dağları, Ege Denizi'nde yosunların ürettiği oksijeni vaca gibi çekip yüksek yerlerde birikmesine yol açıyor. Oksijen deposu, yereldeki söylemiyle oksijen çukuru olarak bilinen Şahindere Kanyonu ise Altınoluk'ta bulunuyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Altınoluk, bol oksijeni nedeniyle astım hastalarının şifa bulduğu yer olarak biliniyor. Altınoluk'taki tertemiz havanın, bol oksijenin kaynağının sanılanın aksine sadece ormanlar değil, denizdeki yosunlar da üretiyor. Şöyle arkamda görüyorsunuz, deniz bu kadar coşmuş ki gerçekten çok güzel bir görüntü var. Ocak ayındayız. Ocak 2021. Ocak ayında Altınoluk'u merak edenler özellikle kış aylarında videomuzu seyredebilirler. Destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Turgay arkadaşlarımızla birlikte geldik. Gördünüz. Balıkçıları görebiliyor musunuz? Tam şurada. Deniz o kadar dalgalı ki. Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında uzanan Kaz Dağları, yosunların ürettiği oksijeni baca gibi çekip belli yükseklikte birikmesine neden oluyor. Ege Denizi'nin oluşturduğu nem, Kaz Dağları'nın yüksekliği ve bol oksijeni astım hastaları için bulunmaz bir nimet. Kaz Dağları Milli Parkı'nda bulunan Şahindere Kanyonu, bol oksijeniyle oksijen çukuru olarak biliniyor. Edremit'in Altınoluk Tatil Beldesi'nde bulunan kanyon, Kaz Dağları'ndan aldığı bol oksijeni Edremit Körfezi'ne dağıtırken, denizden aldığı iyotlu yosun kokulu havayı ise dağa çıkartarak adeta bir oksijen bacası görevi üstleniyor. En yüksek noktası 1774 metreyi bulan Kaz Dağları, 800'den fazla bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de Kaz Dağı kökleri sadece Kaz Dağları'nda yetişen endemik bir tür. Sadece o da değil, Türkiye'nin 40'a yakın endemik türü de bu bölgede yetişiyor. Bitki örtüsü bakımından üst tabakada 600-700 rakımlar arasında kızılcam, üst rakımlarda karaçam, kayın, köknar, asli ağaç türleridir. Alt tabakada sistus yani laden, erika, karaçalı, böğürtlen, sarmaşık bitkileriyle kekik, adaçayı, sumak gibi tıbbi bitkiler açısından da çok zengindir. Öte yandan antik çağ efsanelerinde Kaz Dağları'nın adı İda olarak geçiyor. İsmini ise Giritli denizcilerin koyduğu söyleniyor. Zeus'un İda Dağı'nda doğduğuna inanan Giritliler buna atıfta bulunmak istedikleri için daha bu ismi verdikleri rivayet edilir. Thank you.
Şu anda Altınoluk Sefa Tepesi'ndeyiz. Burası çay bahçeleriyle ünlü bir yer. Mutlaka ailenizle geldiğinizde buraya uğramanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda Altınoluk'u ve Ege Denizi'ni görmüş olduğunuz gibi kuş bakışı buradan seyredebilirsiniz. Altınoluk'taki Amfi Tiyatro görülmesi gereken gerçekten en önemli yapıtlardan biri. Tarihi Amfi Tiyatro. Şu anda pandemi dolayısıyla kapalı. Normalde burada konserler, etkinlikler burada oluyor. Şu anda kapalı olduğu için içeriği gösteremiyorum. Truva Savaşı'na yol açan Afrodit, Hera, Athena'nın katıldığı ilk güzellik yarışması da burada yapılmış. Herodot'un aktardığına göre akıl tanrıçası Hera, savaş tanrıçası Athena, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, en güzelin kim olduğu konusunda tartışma halindeydiler. Zeus yaşanan bu tartışmayı sonlandırmak için bir insanı hakem olarak seçer. Bu kararı vermesi için de Truvalı bir çoban prensi olan Paris'i tayin eder. Paris, İda Dağı'nda, şimdiki ismi Kaz Dağı'nda oturmuş dinlenirken, üç tanrıça karşısına çıkar ve aralarından en güzel olanını seçmesini isterler. Kendisini seçmesi karşısında Hera akıl ve bilgelik, Athena güç ve savaş yeteneği, Afrodit ise dünyadaki en güzel kadının aşkını vaat eder. Paris altından elmayı Afrodit'e verir. Bu seçim sonucunda Paris Helen'i kaçırır ve Truva Savaşı'nın başlamasına sebep olur.
Bugünkü altın oluk videomuz umarım hoşunuza gitmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda özellikle nereyi gezmemi ve neleri çekmem konusunda önerilerde bulunursanız yorumlar kısmında. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.